Merhabalar. Bugün ülkemizin maden zenginliği ile alakalı güncel örneklerden bazılarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Malum dün itibariyle yayınlanan bir haberde Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden çok ciddi manada doğalgaz rezervi bulunduğu ifade edildi. Norveçli ve Kanadalı şirketlerin yapmış olduğu keşif çalışmalarında sadece bir vatandaşın tarlasının altından 286 milyar metreküp doğalgaz tespit edildi. Türkiye'nin yıllık ihtiyacının 50 milyar metreküp olduğunu düşünürsek, 5 yıldan daha fazla bir süreyle Türkiye'nin bütün doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek bir rezerv bu. Parasal değeri de aşağı yukarı hesapladık, 500 milyar lira gibi bir rakam yapıyor. Gerçekten de çok ciddi bir rakam. Sadece bir tarlanın altından çıkan doğalgaz rezervinin meblağı ve büyüklüğü bu. Sadece Yukarı Sırt köyündeki bir tarla, fakat civardaki birçok ilçede ve birçok köylerde de benzer rezervler bulunmakta. Hatta bilim adamlarının ifadesiyle Trakya'nın altı komple doğalgaz rezervlerini barındırıyor. Hatta petrol rezervlerini de barındırıyor. Bu gelişmeler yaşanırken Kanadalı şirketler, Norveçli şirketler veya bunların oluşturduğu ortaklıklar bu rezervlerimizi, bu milyarlarca değer o değeri olan rezervleri alıp götürürlerken maalesef köylülerle yapılan röportajlarda köylülerin sevindiği tek noktanın tarlalarının %40 daha fazla değer kazanması olduğunu görüyoruz. Yani doğalgaz rezervi konusunda hiçbir şey demiyorlar. Buradaki kaynaklarımız gidiyor demiyorlar. Bu konuda feryat etmiyorlar. Ne yapıyorlar? Arsalarımız değer kazandı diye seviniyorlar. Millet olarak geldiğimiz noktayı da maalesef bu tablo çok acı bir şekilde gösteriyor. Tabii Trakya'da bulunan ilk doğalgaz değil bu. Daha önce de mesela yakın geçmişimize bakarsak bu yılın Şubat ayında da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın bizzat açıklamasıyla beraber, Fatih Dönmez'in açıklamasıyla beraber yeni bir doğalgaz rezervi de keşfedildiği ifade edilmişti. Sayın Bakan tabii bu açıklamayı yaparken şu ifadeyi kullanmıştı. Küçük doğalgaz rezervi keşfettik şeklinde açıklamıştı. Aslında bu yeni bulunan Muratlı ilçesindeki yeni 286 milyar metreküplük kaynağın büyüklüğünü gördüğümüzde pek de küçük olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. 2002 yılında da Namık Kemal Üniversitesi'nin Ziraat Fakültesi su sondajı için kuyu kazma girişiminde bulmuşlardı ve 100 metre derinlikten böyle bir yüzeye yakın bir doğalgaz kaynağı başka dünyanın herhangi bir yerinde yok. 100 metre derinlikte doğalgaz keşfediyorlar. Yani su sondajı için kuyu kazıyorlar ve doğalgaz çıkıyor. Seviniyorlar. Diyorlar ki hemen biz bunu ne yapalım? Hemen kampüslerimizi ısıtmak için bir sistem kuralım, tesisat kuralım ve bunu kullanalım diyorlar. Ve bir yıl boyunca da kullanıyorlar. Daha sonra da Amerikalı bir şirketin yetkilileri geliyor. Diyor ki bu doğalgaz rezervleri bize aittir. Siz bize ait olan doğalgazı kullanıyorsunuz. Derhal bunu kapatacaksınız. Tabii mahkemelik oluyorlar ve mahkemede Amerikan şirketi kazanıyor ve kampüsün doğalgaz sistemine tıpa takılıyor ve kapatılıyor. Bu millete ait olan, bu ülkeye ait olan rezervlerimizi, doğalgaz rezervi olsun, petrol rezervi olsun, altın, bor vesaire hangi rezerv olursa olsun bakıyoruz ki bunlar Amerikan şirketleri, Kanadalı şirketleri, Alman şirketleri alıp götürüyorlar ve bize de hiçbir şey kalmıyor. Sadece Kanadalı şirket Almos şirketinin CEO'sunun ifade ettiği gibi taş taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ya da Muratlı ilçesinde köylülerin ifade ettiği gibi arsalarımız %40 değer kazandı diye seviniyoruz. Artık millet olarak ayıkmalıyız ve demeliyiz ki bu madenler bizim. Kaz Dağları'nda olduğu gibi sadece hani ağaçlarımız talan ediliyor, ağaçlarımız kesiliyor. Mesele bu değil. Altındaki altın götürülüyor, altımızdaki doğalgaz götürülüyor, bor madeni götürülüyor, mermer götürülüyor, petrol götürülüyor. Bizim bugün yapmamız gereken bunlara sahip çıkmaktır. O yüzden acilen bu noktada millet olarak da artık milli duruşumuzu ortaya koyup madenlerimize de sahip çıkmamız lazım diyorum.